Merhaba sevgili dostum. Başarısız ilişkinin nedenlerini konuşacağız bugün. Başarısız ilişkinin muhtemel bir nedeni de başlangıçlarla ilgilidir. Ben ilk kitabımda Unutmak, Mahvetmek mi kitabımda şundan bahsetmiştim. Her yanlış ilişkinin başlama nedeniyle bitme nedeni birbirine çok benzer ve yakındır. Çocuk için evlenen bir insan yarın çocuğu olmadığında ya da çocuğu olduğunda o mutsuz evlilikte çocuğun psikolojisini kurtarmak için yine çocuk için boşanacaktır. Para için bir evlilik yaptıysan, paraya ulaştığında, doyduğunda ya da paraya ulaşamadığında, yani kaba tabirle sana koklatmadığında o ilişkiden kopacaksın. Ne için evliliği yaptığına dikkat etmen gerekiyor. Tek bir parametreyle yapmışsan o parametre her zaman çok sağlıklı olmayabilir. Peki ne için yapacağız? Ne dedik? Benim daha önceki videolarımda ve kitaplarımda ben artık bunu 3 başlığa indirgemiştim. Seviyorsam, seviliyorsam ve anlaşabiliyorsam. Bu üç dinamiğe dikkat etmen gerekiyor. Peki başarısız ilişkiler nasıl ortaya çıkıyor? Biz nasıl bir süreç yönetiyoruz da bir türlü o başarılı ilişkiyi yakalayamıyoruz? Bugün biraz bunlardan madde madde bahsetmek istiyorum. 1. Biriyle tanıştın, daha yeterince tanımadan, duyguların ne olduğunu bilmeden, karşıdaki kişinin karakterin ne olduğunu bilmeden, kaba tabirle hırlı mı hırsız mı, kim olduğunu bilmeden onu aldın hayatının merkezine koydun. En baştan 100 puan verdin. Ben de diyorum ki en baştan 30 puan ver. Sıfır da verme. Hani negatif de yaklaşma. Tanıdıkça arttır veya azalt. Şimdi en baştan 100 puan veriyorsan hayal kırıklığı yaşama ihtimali çok yüksek. Çünkü ona yükleyeceğin anlamlardan dolayı o ilişkide hataya veya tahmin ettiğinin dışında bir şeye tahammülün olmayacaktır. Yeterince tanımadan insanın duygusu oluşmaz zaten. Bir insanı sevebilmen için yani sevginin ilk şartı ben şöyle yorumluyorum tanımaktır. İnsan ancak tanıdığı birini sevebilir. Diğer duyguların tümü aslında bizim zihnimiz ve algılarımızla ilgili bir şeydir. Tanımadığın bir insanı beğenebilirsin. Tanımadığın bir insana hoşlantı duygunu yönlendirebilirsin. Tanımadığın bir insan sana elektrik verebilir. Geçmişindeki anne babana benzediği için, zihninde yarattığın senaryolara benzediğin için. Ama bu duyguların hiçbiri sevgi değildir. Bunlar sadece tanışma sürecine yönelik çeken duygulardır veya beğenilerdir. Birini sevmek için mutlaka tanıman gerekiyor. Başarısız ilişkilerin kökeninde yeterince tanımama süreçleri ve yeterince tanımamanın getirdiği bir süre sonra ya hayal kırıklığı ya da zannettiği kişiyi olması gerekene dönüştürmekle ilgili ısrarla bir değiştirme girişimi vardır. İkincisi, ortada bir sorun varsa bu sorunları ciddiye almak gerekiyor. Başarısız ilişkilerde her zaman gözle görülen ya da mevcut sorunların yok sayılması vardır. Ortada bir sorun var. Bu sorunu çözmediğinde, bu soruna fırsat tanımadığında, sorunun ortaya çıkmasına izin vermediğinde, kör olup sağır olup duymazdan görmezden geldiğinde eninde sonunda o ilişkiyle ilgili kucağında nur topu gibi bir ayrılık veya terk edilme görebiliyorsun. Başarısız ilişkilerin en büyük nedenlerinden biri de bu. Yüzleşmekten kaçmak. Hani deriz ya halının altına süpürmek. Bu da başarısız ilişkilerin aslında en büyük nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bazı insanlar yüzleşmekten korkuyor. Bazı insanlar karşıdakini bilerek anlamıyor. Niye? Çünkü anlarsa bir şey yapması gerekecek. Çünkü anlarsa değişmesi gerekecek. Anlamamak çoğu zaman gizli bencilliktir, sorumluluktan kaçmaktır. Çünkü seni dinlerse, anlaması, anlarsa, çözmesi, çözmek için de konfor alanından çıkması veya bazı sorumluluklar alması gerekiyor. Ama bir insan sorumluluk almak istemiyorsa seni anlamıyor, anlamamazlıktan geliyor. Sen de belki de ayrılmak zorunda kalıyorsun. Bir diğer maddemiz. Hemen hayatının merkezine koyup daha yeterince tanımadan, kim olduğunu bilmeden, ben ne hissediyorumun tam anlamıyla cevabını vermeden ne yapıyorsun? Ailenin içine koyuyorsun, çevrenle tanıştırıyorsun, hayatın merkezine koyuyorsun ve bir süre sonra o ilişki yanlış da olsa, tam oturmamış, tam pişmemiş olsa da sırf diğer insanlar ne diyecek, el alem ne diyecek kaygısıyla veya verdiğin emekten dolayı o ilişkiden ayrılamaz hale geleceksin. Ama zihninin bir köşesi her zaman şunu diyecek. Burada sorunlar var, tam inanmıyorum. İleride bu sorunlar kafama yine takılacak, içime sinmedi. Ama bir yandan da ayrılamıyorum, tanıştırdım, hayatımı aldım. İnsanlar bizim ilişkimizi biliyor gibi o gelgitlerden kurtulamayacaksın. Yeterince tanımadan ailenle tanıştırma. Yeterince tanımadan kendi yaşamındaki en kıymetli insanlarla onu ilişkilendirme, tanıştırma. Hayatındaki önemli insanların içine onu sokma. Tanıştıkça da zaten adım adım içine siniyorsa
Danıştırırsın. İçine sinmiyorsa da zaten yollarını ayırırsın. Bir diğer başarısız ilişkilerde en çok önem verdiğim noktalardan biri de şu. Hayatımıza biri giriyor, biz kendi hayatımızdan çıkıyoruz. Hayatımıza biri giriyor, sporu bırakıyoruz, sanatı bırakıyoruz, hatta işimizi bırakıyoruz, ailemizle ilişkimizi azaltıyoruz, arkadaşlarımızdan kopuyoruz, hobilerimizden kopuyoruz. Bildiğin ona bağımlı hale geliyoruz. Hayatımızın ortasına koyuyoruz, onun hayatını yaşamaya başlıyoruz. Ve bir süre sonra ondan alacaklı gibi hissediyoruz. Ben senin için her şeyden vazgeçtim. Sen niye hala arkadaşlarınla görüşüyorsun? Görüşseydin, vazgeçmeseydin demeye başlıyor. Sadece o hatalı değil. Biz hayatımıza biri girdiğinde her şeyden vazgeçtiğimiz için bir süre sonra başka kaynaklardan elde edeceğimiz bütün mutlulukları da ve muslukları da ona bağlamaya başlıyoruz. O da bunu karşılamadığında hem ona karşı tepki vermiş oluyoruz hem de onunla ilişkimiz bozuluyor. Başarısız bir ilişki ortaya çıkmaya başlıyor. Hayatına biri girdiğinde sistemin devam etsin. Sporu, sanatı, hobilerini, arkadaşlarını, aileni, işini falan bırakma. Onlar her zaman senin can simidin. Ayrıldığında, ileride bir gün ayrıldığında bile onlar seni ayakta tutacak. Birçok kişi eşine bağımlı ilişki yürütüyor ve bana şunu diyor. Hocam diyor, ben ayrılırsam nasıl toparlanacağım? Benim dikkatimi dağıtacak, beni besleyecek hiçbir kaynak yok. Ya bir sevgili bulması gerekiyor, yara bandı ilişki, ya da ayrılamıyor. Hayatına biri girdiğinde sen yine de mevcut sistemini yürüt, onu ilişkine oryante et ama asla onlardan vazgeçme. Yine hatalı bir davranış şekli. Tanışır tanışmaz adını koymak. Olacaksa devam edelim, evleneceksen başlayalım, hemen yüzük alalım, hemen işte tarih alalım. Ya sen bir yolculuğa çıkıyorsun ama yanındaki yol arkadaşının kim olduğunu bilmiyorsun. Hadi Edirne'ye gidelim diyorsun ama yoldan aldığın biriyle Edirne'ye gidiyorsun. Kimdir? Hırlı mıdır? Hırsız mıdır? Hedefe doğru gidiyorsun ama hedefe beraber gittiğin kişi belki de doğru insan değil. Yaşım geçiyor kaygısıyla, yalnızlığa tahammül edememenle ilgili, duygusal boşluğunla, kendini mutlu edememenle ilgili dinamikler seni bir ilişkiye hemen atıyor olabilir. Hemen de adını koydurmakla ısrara neden oluyor olabilir ama bu doğru değil. Yaşın geçmiş olsa bile, ki bu tamamen objektif değil, subjektif bir durum, yine de yanlış ilişki bunun ilacı olmayacaktır. Hemen adını koymak başarısız ilişkilerde en büyük nedenlerden biri. Karşıdaki insanı gözünde büyütüyorsun, onu kaybetmek istemiyorsun. Sanki o senin son köprüden önce son çıkışın. Öyle bir şey yapıyorsun ki kırmamak, üzmemek, darılmamak adına, onu kaybetmemek adına her şeye evet diyorsun. Hep uyumlu olan taraf oluyorsun, hep idare eden taraf oluyorsun. Ne istiyorsun dediğinde bile kilit cevabın şu: benim için fark etmez. Benim için fark etmezci olmaya başlıyorsun. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun diyorsun. Ama ileride bir gün evlendiğinde başka bir yüzün ortaya çıkıyor. Pat diyorsun, itiraz ediyorsun, kendimi ezdirdim diyorsun. Yıllar sonra ben sana diyorum ki kendini falan ezdirmedin. Oyunu kendi istediğin kaygını kurallarına göre oynadın. Onu kaybetmemek için her şeye evet dedin. Gerginlik çıkmasın diye her şeye sustun. Şimdi kaybetmenin verdiği ama olursa olsun en fazla bitecek diye kendine güveniyorsun diye en başta olman gereken karakteri en sonda oluyorsun. Karşıdakini gözünde büyütme. O da senin gibi bir insan. Gözünde büyütürsen bu kadar idare edersin, her şeye evet dersin ama günün sonunda bu ilişki başarısızlığa sürüklenir. Sen de kaybeden olursun. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Sürekli güçlü bir profil çiziyorsun, duygularını göstermiyorsun, ilgini göstermiyorsun, yardım istemeyi zayıflık zannediyorsun, ihtiyaçlarını göstermeyi acizlik zannediyorsun, işbirliğini sevmiyorsun, her şeyi tek yapmak istiyorsun. Bir süre sonra karşıdakinin ilişkiye olan bağı kopmaya başlıyor. Sen ona bir sorumluluk alanı bile bırakmıyorsun. Duygularını zayıflık olarak zannettiğin için kendi heyecanını, kendi kahkahanı, kendi şefkat istemeni bile ona yansıtmıyorsun ve bir süre sonra ilişkide her şey görünüşte çok iyi gidiyor ama aradaki ruhsuzluk devam ediyor ve ilişki bitmeye başlıyor. Bu kadar güçlü görünmek zorunda değilsin. Zaten bir insanla evliysen kendini o ilişkiye duygularınla beraber teslim etmek zorundasın. Hem güvenmiyorum hem sevişeceğim, hem güvenmiyorum hem çocuk yapacağım, hem güvenmiyorum hem evliliğe devam edeceğim. Bu mümkün değil. Biriyle birlikte yola çıktıysan teslim olmak zorundasın. Bu itaat etmek değil, boyun eğmek değil. Duygularını net bir şekilde ortaya koymak. Kırılacaksam kırılayım, üzüleceksem üzüleyim, kıracaksa kırsın. Onu o zaman düşünürüz, karşılığını veririm. Anlamayacaksa anlamasın, onu da o zaman kararını veririm. Ama sürekli zihnindeki kaygılar seni şöyle görünme, rol yap, zayıf görünme, güçlü görün, süründür, taktik yaparsa sen sağlıklı bir iş yürütemezsin. Sürekli sahte bir maskeyle gezersin ve maske düştüğünde eninde sonunda da başarısız ilişkilerle yüzleşmeye başlarsın. Bu konuyla ilgili Evlenmeden Boşanmadan Önce İyi Düşün kitabımı sana öneririm. Videoyu beğendiysen beğenme tuşuna basmayı unutma. Kendine de iyi bak.